Vallahi bugünkü konumuz bir anımı anlatacağım size. Bir mevzuyu yaşadığım bir mevzuyu anlatacağım size. Aslında bir konu yok, direkt anıyı anlatacağım yani, mevzu bu. Lambaboş son günlerde bir tane remix var. Dilimde tutulan. Yani lan gece yatıyorum beynimde çınlıyor. Sabah uyanıyorum beynimde çınlıyor. Video çekeceğim baba beynimde çınlıyor. Çınlıyor da çınlıyor lan bayı. Bayı ne? Baba. Ve bunu da sizlere paylaşmak istiyorum. Jelibon ve de şeker kardeşim. Sağdan sola, üstten arka, önden arkaya, donat. Fulya'ya karşı, Zuzula'ya karşı, Demon'a karşı, Maseret'e karşı. Sağdan soldan ön... Lan baba ne iştir ya? Vallahi billahi ne iştir lan baba. Lan baba, Kurban Bayramı'nda da bir yemek yiyorum baba. Bir yemek yiyorum baba. Ulan kavurma yiyorum sabah kahvaltısında. Bir ekmek yiyorum. 3-4 bardak çay içiyorum. Saat öğlen 2 oluyor. Gidiyorum dondurma alıyorum. 500 gram dondurma yiyorum. Saat 5-6 oluyor. Canım döner çekiyor. Döner söylüyorum. Lan baba öküz gibi yiyorum. Hareket yok. Bir şey yok. Yemin ederim var öküz gibi oldum. Baksam 85-86 kiloyum şu anda. Bayramdan sonra gideceğim baba spor salonuna yazılacağım. Benim şöyle bir 7-8 kilo vermem lazım. Yani benim kendimi iyi hissettiğim kilo 75-76. Benim bir şekilde oraya düşmem lazım. Kendi özgüvenim yok baba şu anda. Bak samimi söylüyorum. Hani öyle sarkık durmuyorum ama iyi de durmuyorum yani abi. Kilo aldığımı hissediyorum yani. Ama mermi gibiyim ama şu anda biliyor musun? Harbi mermi gibiyim yani. Gücüm kuvvetim falan bayağı bir yerinde. Sesi duyuyor mu baba? Şu sesten belli zaten. Şimdi baba, bir gün bakımdan çıktım. Ondan sonra arabaya bindim. Böyle bir 50-100 metre gittim. Böyle baktım trafonun yanında 4 kişi var, tamam mı? 4 tane erkek. 15-16 yaşlarında. Belki 14-15-16 arasında. Yani liseye gittiklerini düşünüyorum açıkçası. Neyse baktım 3 kişi bir tane çocuğu sıkıştırmış. Tam böyle işte dikleniyorlar falan filan. Çocuk da tabii kaçamıyor. 3 kişiye karşı da baş edemiyor. Ondan sonra çocuk böyle işte hani mazlum bir durumda yani. Çaresiz bir durumda. Lan baba benim lise dönemlerim aklıma geldi, tamam mı? Dedim ben bu çocuğu gördüm. Ben bu çocuğu tek başına bırakırsam benim vicdanım rahat etmez. Bak gerçekten rahat etmez. Olayı bilmiyorum baba. Belki çocuk gerçekten haksız. O 3 kişinin sıkıştırdığı çocuk. Gerçekten haksız. Yani gerçekten bir bok yedi belki. 3 kişi o yüzden onu dövecek. Veya işte zorbalık yapıyor her neyse. Ondan sonra. Ama bu önemli değil baba. Niye? Yani ne olursa olsun baba 15-16 yaşında çocuksunuz yani. Ne olabilir ki 3 kişi bir kişiyi zorbalık yapacağız. Hani bak bir mevzu olur aranızda. Teke tek falan olabilir. Hani bu herkesin her yaş grubunun her döneminde olabilen bir şey. Hala olabilen bir şey yani. Bazen anlaşamıyor insanlar. Bir anda kavga edildi. Ama bu 3 kişi bir kişiye karşı zorbalık yapıyor, tamam mı? Lan dedim baba, dediğim gibi hani ben dedim devam etsem yoluma gerçekten vicdanım rahat olmayacak. Neyse arabayı çektim sağa. Ondan sonra el frenini çektim, indim arabadan. Böyle bir de biraz yarma gibiyim açıkçası. Gittim böyle yanlarına, nasıl girdim biliyor musun? Hiç böyle selamünaleyküm gençler ne oluyor falan filan değil. Yani benim bak askerde bir devrem vardı, tamam mı? Ulan baba o kadar gür bir sesi vardı ki çocuğun. Böyle gelirdi baba. Biz mesela sohbet ediyoruz koğuşta. Tamam mı? Çocuk işte elini yüzünü yıkamış. İşte sakalını tıraş etmiş. Geliyor koğuşa böyle. Böyle koğuş gürültüyor ya. Gürültülü olduğu için bir giriyor baba böyle. Oğlum ne oluyor bu? Amına koyayım biz var ya altımıza sıçıyorduk. Kim geldi oğlum bu rütbeli komutan falan. Sonra çocuk tıfıl bir şey bak. Lan baba öyle bir ses genetiği var ki yani altımıza sıçırtıyordu öyle söyleyeyim. Ben de dedim ki böyle yerim baba. Hiç böyle aman selamünaleyküm gençler. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Niye kavga ediyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz bu yaşta? Hiç öyle bir şey yok lan baba. Direkt girdim şöyle. Böyle zaten beni görmüyorlar tamam mı? Trafo böyle bir arkası beton. Sağ solu görmüyorlar yani. Hani bir de mevzuya odaklandıkları için hiç sağdan biri geliyor mu falan diye bakmıyorlar yani. Ben böyle yaklaştım yanlarına baba böyle. Gittim. Ama hani çocuklara bir zarar verme niyetim yok. Niye 3 kişi bir kişi dövüyor? Sadece mevzu da alsın baba.
Hani kimse zarar görmesin, tamam mı? Hani kimsenin eli yüzü kanamasın yani. Bir de dediğim gibi 3 kişinin bir kişiye sıkıştırması zoruma gitti yani açıkçası. Hani birebir olabilir yani. Anlaşamadığın konu olur, konuşursun vesaire vesaire ama 3 kişi bir kişiyi böyle sıkıştırmış. Hani dışarıdan gördüğüm net o yani. Gittim böyle yanlarına, tamam mı? Böyle gittim. Beni görmüyorlar hala. Bir girdim. Oğlum ne oluyor burada? Yemin ederim 2 kişi kaçtı amına koyayım zaten. Hani ses öyle bir şey yapıyor ki. Bak samimi söylüyorum yani o ses öyle bir, ben de biliyorum bana da yaptıkları için yani. Abi korkuyorsun ya. Diyorsun ne oldu amına koyayım, kim bu diyorsun ya. Kaçıyorsun direkt yani. Lan neyse bir tane kaldı. Oğlum dedim neyi paylaşamıyorsunuz lan dedim. Ondan sonra abi şöyle oğlum dedim. Üç kişi dedim bir çocuğa niye şey yapıyorsunuz lan dedim. Ayıp değil mi dedim. Erkekliğin raconunda delikanlılığında var mı lan dedim böyle bir şey. Üç kişi bir kişi niye böyle hareketler. Ayıp oğlum dedim siz dedim arkadaşsınız falan filan. Neyse böyle hani hiç kötü davranmadım kimseye. Ondan sonra yani kimseye zarar vermedim öyle söyleyeyim. Sadece mevzuya ayırttırdım zaten. Ama o tek kalan çocuğa da helal olsun delikanlı adammış. Bak ikisi sattı gitti onu o tek başına kaldı. Neyse ben sonra düşündüm. O mazlum olan çocuğu, gariban olan çocuğu aldım arabaya. 300-400 metre ileride sağa bıraktım. Hani gene kısıştırmasınlar onu hesabı diye. Yani böyle bir mevzu baba ya. Yani bununla neye bağlayacağım? Bununla bir şey bağlayacağım konuya baba. Bir öğüt vereceğim bir mesele de yok. Öğüt vereceğim mesele şu olabilir buradan çıkaracağım. Böyle kavgalarda falan işte arkadaşına güveniyorsun ya. Aa işte benim arkamda arkadaşım var işte. Ben kalabalığım bana bir şey olmaz. Lan baba hepsi hikaye. Biri gelir, tamam mı? Biri gelir. Sadece şunu yapar bak. Oğlum. Topuk amına koy. Lan baba ne iş ya? Lan o Adıyamanlı. Ulan kulakları çınlasın. Ulan kulakları çınlasın onun ya. Ulan nasıl bir ses ya benimki hikaye. Lan baba 1,60 boyu var. Lan baba bir gelirdi. Böyle hiç bir durum yok ya. Böyle oturuyoruz koğuşta. Yat ihtiması verilmiş. İşte ayakta takılıyoruz falan işte. Nasıl diyeyim? Öyle dümenden muhabbet ediyorum yani devrelerimle. Bir geliyordu böyle. Bir de böyle burnunda et vardı onun, tamam mı? Sesi böyle direkt burnundan yankılanıyordu. Oğlum ne oluyor burada? Abi aklımız giderdi ya. Yemin ederim diyordu ki kim geldi lan bu komutan kim? Assubay mı geldi, general mi geldi? Bu nasıl bir görkemli bir ses falan diyorduk. Aklınızda bulunsun. Böyle mevzu olduğu zaman girin. Bak farkını kesinlikle hissedeceksiniz. Mevzuya falan girmeyin. Hani dediğim gibi benim oradaki amacım kimsenin zarar görmesini istememekti. Yani sonradan belki yine kısıştırmışlardır veya işte ne olduysa bilmiyorum ama ben orada bir vatandaş olarak yani hemen olaya müdahale ettim. Kimsenin yaralanmasın, ağzı yüzü kanamasın diye veya 3 kişi toplanıp bir genci dövmesin diye vesaire. Yani sonuçta yani 16-17 yaşındaki çocuk ne kabahat işleyebilir yani? Ne kabahat işleyebilir yani abi? Valla düşünüyorum ne yapabilir baba? Yani ben kendi 16-17 yaşındaki dönemime bakıyorum, arkadaşlarıma bakıyorum. 16-17 yaşında çıkan mevzulara bakıyorum. Yani boş işler lan baba. Ne yani? Ne olabilir yani? Ama dediğim gibi ben o çocuğu bıraksaydım baba, yoluma baksaydım. Böyle insanlar var mı? Var. O çocukların orada 3 kişinin bir çocuğu kısıştırdığını gören başka insanlar var mıydı? Vardı ama kimse gitmedi baba. Dedim ki ben bunu vicdanıma yediremezdim. Yani o gece yemin ederim başımı belki yastığa koyduğumda o çocuk aklıma gelirdi. Ulan ben engel olmadım belki çocuğu dövdüler, hastanelik ettiler veya belki de bir şey olmayacaktı yani. Sadece konuşup gideceklerdi ama bunu bilemezdim ben. Çünkü ben dışarıdan gördüğümde 3 kişi toplanmış baba. Bir tane çocuğu yaşıtlar bunlar tabii. Çocuğu böyle işte kısıştırmışlar. Bir mevzu çıkacak hani zorbalık oluyor yani. 3 vs 1 oluyor. Bu yakışmaz lan baba. Adamlığın kitabında yakışmaz.